اغسلوا وجوهكم yüzlerinizi yıkayınız. Her bir ağzanın eni var, uzunu var. Yüzün de eni var, uzunu var. Eni bu kulaktan, bu kulağın dişliğinden ta bu dişliğine kadar buna enidir. Uzunluğu da herkesin, her bir ferdin başının tükü nereye enmiş ise oradan itibar edilir. Bakış kimse var, alnı dardır. Çünkü enip, oradan itibar edilir. Bakışının daha fazladır. Sağ çenekinin tekriben 2 santim kadarınca da çenesinin altına kadar bu da uzunluğudur. Herkesin yüzünün eni bu uzunluğunu bilir, bilmesi vacip. O şekilde yakaması da üzerine farz-ı ayn. Kaldı bir mühim nokta. O da yüzünüzü yakarken bul ve burnunuzun taksiminden haberdar olun burası. Bura kuru kalacak olursa yine abdestimiz de namazımız da batıldır. Çok kimseler var, yüzüne suyu içerler. Tamam enini, üzümünü yerine getirir. Tamamıyla burnun aner. Ama burası kuru kalır. Bu burnunun kanatları dediğimiz kuru kalır. Hem abdesti tamam olmaz. Ama orucu da tamam olmaz, gusül de ederse gusül de tamam olmaz. Gene elini böyle etsin, altın böyle tamamıyla onu da yaklasın. Sonra gözlerinin kurnasını tamamıyla ellesin, bu kurnayı da bu kurnayı da. اَغْسِلُوا يَيْقَيْنِسْ وَجُوهَكُمْ yüzlerinizi وَاَيْدِيَكُمْ ellerinizi de yَيْقَيْنِسْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ ellerinizi dirseklerinizle beraber. Cemaat, bilmiyorum nasıl tefsir edeyim. İlâ kelimesi Arabiyen intihâ-i gayet içindir. Mesela diyersem buradan yeridim o dayağa kadar. Dayak yeridikme dahil değildir. Çünkü diysem buradan yeridim bu iskemelin yanından ta o dayak yanına kadar. Dayağa çapı şeye dahil olmaz. Dayağın yeri kusura ayrılır, yereke ayrılır. Ayetin zahirine baksak, gene dirseklerimizi yakamayalım. O yakamak da farzdır. Farz-ı kat'idir. Değil dirsek, dirsekten de 2-3 santim yakamak farzdır. Neyden bilir? Neyden bilir? Gene Kur'an'a da tatbik eder, ve hadise de tatbik eder. Kur'an ne şekilde delalet eder? Hadis ne şekilde delalet eder? Burada ilah maga mağanası nedir ya cemaat? İlahın maga mağanasına gelmesi yalnız burada da gelir. Kur'an'ın la akal geçir yerinde var. İlah kelimesi her ne kadar intihai gayet için ise de ama maiyyet manası da var kendisinde. Demek ki ilah manası nedir? Mağal mirfakayni. Dirseklerinizle beraber. Ve bunun üzerine icma-i ümmet vakadır. Harki icma da caiz değildir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o günden ki abdest farz oldu, namaz da farz oldu, mübarek dirseklerini de İki parmak daha yukarı yakardı. Eğer farz olmasaydı peygamber abayara yapardı bunu. Yapamazdı. Abdestini bu şekilde alınca buyururdu ki هَذَا وُلُوْئِ وَوُلُوْءُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِهِ هَيَّا! Bu benim dinimde olan abdesttir. Ve benden evvel gönderilen peygamberlerin de abdesti bu şekildeydi. Ve hadis-i sahada delildir. Gözleriyle gördüler sahabe-i kiram ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam mübarek kollarını yakarken
dirseklerinden de iki parmağı, üç parmağı yukarıya yakardı. Hemen içi bırakırlar, o su yere tökülsün. Ebdesinin suyunu, yüzünün suyunu, ayağının suyunu koymazlar yere tökülsün. O çeşitin içinde herkes teber yukarı kaldırır gözünü. واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم başlarınızı da mesh edin. Mesh ne demek? Gasil yakamak. Türkmencesi. Meshin de manası el sürmek. Üzüm yaykanmasında ve ellerin de gülseklerle beraber yaykanılmasının farz olmasında mezahibi arbaada hilaf yoktur. Şafii ve Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde ellerimizi gülseklerimizle beraber yaykamak üzerimize farz yakındır. Mesih meselesinde Şafii ile Hanefi ve Maliki ile basit bir hilaf var ise de yine bu hilaf dinin cevherine cevheriyle alakadar olmadığı için akideniz bozulmasın. Şafii mezhebinde radıyallahu teala anhu ve nevverallahu merkadehu kimi sırda methundur. Başının bir tükü de yes olsa şeran kafirdir. Bir tek tük başından yaşlanırsa şeran Şafii olanın ebdesi tamam olur. Ama sünneti de hepsini mesfetsin. Ferzeke üzerine bir tüktür. Ama başının mabakiyesini de meshetmek sünnet-i seniyyedendir. Hanefi mezhebinde başının dört bölgünden bir bölgünü meshetmek farzdır. Yani bir alın kaderince insanın cephesinin eni o uzunu kaderince başını meshetmek Hanefi mezhebinde vaciptir, terk-i caizde girdir. Tabii tarafının delilleri var. Bunlar da delili akli değil, delili naklidir. Yani Kur'an'dan nakledilen delillere iftina ediyor. Delilleri ne? Diyorlar ki Peygamber Efendimiz ve fiilen de böyledir. Günün birisinde ebdesi yok idi. Kemal-i edep ve kemal-i ihtiram ve kuvvetli bir akide ile bu diyeceğim sözü telakki ediniz. Geldi bir mezbele üzerine orada bavul etti. Ama ayakta bavul etti. Terbiyesizlik etmeyiniz. Peygamberin ayakta bavul etmesine karşı peygambere karşı bir nasaza bir şey kalbinize gelmesin. Ne için ayakta bavul etti? Hikmeti nedir? Ta ki eğer ümmeti de ayakta bavul ettiyse de günahkar olmasınlar. Peygamberin tek o defa ayakta bavul etti bu gaye ile, bu teşri kastı ile. Ta ki ümmet ayakta bavul ettiyseler günahkar olmasınlar, muhakeme edilmesinler. Peygamberin buyurmuşu, Peygamberin fiali, Peygamberin takriri hepsi bizim için delil-i şeridir. Rica ederim sıkılmayın. Bir gün bir mecliste oturmuş iken o tarihte de muallimler yeni zuhur ediyorlardılar. Şimdiki fırın ekmeğiyle eski ev ekmekleri taki. Hükümet yeni kurulmak devrindedir. Dört kelime bilen
تعيين الرزلال مقلمة ومرضي بهم إلا تلدع أولادنا أهلنا بالرزلال. كمدي؟ كمين أغلدر؟ ديندار دجل تربية سوار يوك أخيدة سوار يوك بلنا سوالماظدر. يالله سدراني جرسن سترفانتري جرسن قدراسını boyarsın تعيين olsun أمرو بدردر مكتبلرده درس öğrendir. O tarihten bu dinsizlik başladı. Namazdan, oruçtan, hacdan, Kur'an'dan İslamiyet'e alakadar da girdiler. O vakit bunlara da münevver derdiler. Muallim demezdiler. Yani münevver, bunların kalepleri, damakları, havasları, hepsi ilimle nurlenmiş, bunların bildiğini başka kimse bilmez. Allah da şahittir. Peygamberle eşli bir türbesinde bir kul onları bilmediler. Ne var ki özleri babalarını bile. Ama oldular. 140-50 dinar maaşı da ulaştılar. Şimdi el halatü hâzihi tekaudiyyeleri 120 dinardır. Ulemaların da maaşı o vakit 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar, 5 dinar, 6 dinarı geçmezdi. O devrin de böyle sui tasarrufatları var idi. Muallim tayin edilirdi 10 dinara. En muhterem bir alim hayatını ilimle, tedris ile, fetva ile, imametle, hitabetle, kademat-ı diniye ile ifna edip 2 dinar ya 3 dinar ya 4 dinar maaş verirler kendisine. Varidatın bakiyesi nerede? Müslümanların vakfettikleri emlakler nerede? Bu damlar, bu dükkanlar, bu araziler, bu sular, bu kayseriyeler, bu köyler, bunların varidatları acaba kim tasarruf ediyordu? Ne haddi var sual edebilesen. Yer geçen bir zerre degilu ileru yanarım baştan ayağa ay ulu teşbih olmasın cibirin dediği gibi. Ne haddi var idi bir avukat müdüründen sual edesen. Baba Kerkük camialarının bu kadar varidatı var. Her imama bu kadar düşer, her muazzine bu kadar düşer, her şey bu kadar düşer. Bir gözünü kızardır zanıva. Aleyhüde de bir tekrir yazardı, gör ve gör geçsin. Derdi filan muşahir ki bunu naklele onu. Baba kifredi bu. Şah vakıfları mülk ettiler bu dinsizler. Bu Allah'tan utanıp haya etmeyenler. Çok dükkanları, çok arazileri, çok suları hepsini kendi namlarına mülk ettiler. Vakıf namaları orta yerden kaldırdılar. Onlar o tabaka idiler, bu dine miskale zerre hizmet edemediler. Vallahi köpeğin maaşı var idi, mullaların maaşından daha ziyade fazla idi. Böyle asırlarda biz yaşadık. Ve bu gözlerimizle gördük bunu. Ama ne mümkünü itiraz edebilirsen. Alâ kullin bu münevver efendi günün birisinde bir mecliste oturmuş idi. Söz sahibi olan ihtiyar adamlardan da birisi oturmuştu. Ev sahibi, o söz sahibi, söz bilen adama dedi, filan bizim için bir hoş hareket ede. Dedi efendi, eğer hoş hareket etsen başıma bela gelir. Dedi ev sahibi ben de gülen, istersen beni sök, evladımı sök, ne diyersen sana, yalnız bir hoş hareket senden eşiler. Herif bir hürriyet-i kelam devrini aldı, başını döndürdü, o çöle taraf baktı. Baktı sözüm yabana, 5-6 kayası aşağıdaki yerlerine kireç yüklenip gelirler. O ev sahibine dedi, inanırsan Allah'a, bu aşekler, bu tayin ettiği münevverlerden daha ziyade akıllıdırlar dedi. Ev sahibi dedi, nece? Her özünden fırlarsan, dedi yok, geç tecrübe eder. Bu hayvandır, ayaklı bir hayvandır. Ve hapımızda eşek yürü gözüne damağı yoktur. Ve bütün hayvanlardan da fakirdir. Akşama kadar kireç sakiri ve kayatı sakirinin eli altında da haydarandan helakim çok olmuyor.
Bununla beraber dedi simağı gelende bir imşak yer aktarı torpaklı yer, paçasını da açar, o torpaklı yere siyer ta ki ayakları pis olmasın. Ama dedi bu münevver efendilerimiz de böyle torpaklı yer aktarmazlar. Harbi bir divar, bir kayaya görendeler, pantolonlarını açarlar, ona karşısında kendilerini tutarlarında yüzüne de gel, koluna da gel, ayağına da gel, canına da gel, harada gelse de gel. Dedi efendi imanı da evde bir masakal ne işe etmedi?